1971 yılında Elazığ Lisesi'ni bitirdik ve Ankara'ya gittik. 74 yılında Hacettepe Üniversitesi Ülke Ocakları Başkanlığı görevini yürütürken afla çıkmış Marksist-Leninistlerin üniversiteye işgal girişimi oldu ve tutuklandık. Diğer basın davaları da eklenince 74-78 yılları arasında tutuklu kaldık. Ulucanlar cezaevinde 2 yıl Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış olmakla Ulucanlar cezaevinde mahkum temsilciliği yaptık. O sırada devrimci arkadaşlarım başında da Yılmaz Güney vardı. Ve bu şekilde Ulucanlar'ı idare ettik. Ulucanlar'a pek çok gençlik lideri girdi çıktı. Bunlardan birisi de Ülke Ocakları Genel Başkanı Muharrem Şemsekiydi. Orada çok güzel hatıralarımız var. Lakin 1978 yılında biz cezaevinden çıktık. 78 yılında cezaevinde çıktığımız zaman Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin yayın organı Hasret Dergisi'ydi. Hasret Dergisi'ne çıkaran Kayserili Tahir Özaktaş, şu anda hipnozla uğraşıyor, hipnozda Türkiye'de popüler bir isimdir. Hasret Dergisi'ni çıkaran arkadaşlardan birisiydi. O beni Beytepe Ülke Ocakları'nda koşturan bir arkadaşla tanıştırdı, Mehmet Özhaseki. Mehmet Özhaseki ile 1978 yılından başlayan bir dostluğumuz var. Gel zaman git zaman ben Kayseri Tıp Fakültesini bitirdim ve Kayseri'de hekim oldum. Kayseri'de bir sağlık ocağında çalışıyorum. Bir gün hiç unutmam. Karşıma küçük bir çocuk, yanında sakallı bir adam çıktı. Küçük çocuk bir papyon kravat giymiş ve bir de bir smoking giymiş. Sakallı adama sordum. Dedim ki bu müsamereye mi çıkacak? Yani bir tiyatro oyunu mu var? Vallahi dedi, bunun anası babası yok. Benim yanımda kalıyor. Ben bulamadım. Bunları giydirdim. Ben de o zaman benim bir tenhada sükunetle çalışan bir gönül dostum vardı, Mehmet Özhaseki diye. Tekstil işleriyle uğraşıyordu ama dükkanın bir tarafını böyle bir büro yapmıştı. O büroda hayır adına bazı vakıfların şeylerini tutardı, muhasebesini tutardı. Bir mektup yazdım, dedim ki kıymetli Özhaseki, bu gönderdiğim çocuk gerçekten mağdurdur, bunun giydirilmesini arz ederim. Ve nitekim o ilk oldu. Mehmet Özhaseki benim hasta baktığım ama fakir gördüğüm herkesi, gönderdiğim herkesi giydirdi ve böylece Allah rızası için bir hayırlı işgal başlamış oldu. Hayrı işgal noktasında tabi Haseki, Allah onu daha büyük işlere de iskan etti. Sonra Melik Gazi belediye başkanı oldu. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu süre içerisinde ben Özhaseki ile hiç irtibatımı kesmedim. Onun da bize karşı sevgisi, muhabbeti, saygısı hiç eksilmedi. Devlete, millete, efendim vatana, dilimize ve dinimize bilerek yanlış yapmayan bir arkadaşımız idi. Şu anda da öyledir. Peki ancak şu anda meşguliyeti dolayısıyla çok az görüyorum ama bulunduğu her yerde milletine, devletine, vatanına, diline ve dinine en güzel hizmeti yapacağına inanıyor, başarılar diliyor.